Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Mayıs Cumartesi İzmir yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün kalabalık iki tane yerde yarış olunca vakit de bayağı geç saatleri aldı. Çünkü inanın 19 tane toplam koşu var zaten. İzmir'de 10 tane. Ankara'da maşallah 9 tane koşu var. Hem de kalabalık yarışlar. Yani güzel bir program bizi bekliyor yine. Her ikisi de çift programlı. Bir de o yetmiyormuş gibi bir de akşam da Pimlico Amerika yarışı. O da 9 koşulu. Gerçi açık yarıştan bayağı bol olduğu bir yarış. Yani istirahat dinlenmek yok arkadaşlar. Gece saat 12 oldu hala uğraşıyorum. Atların yarışlarıyla işte şeylere kıyaslamaklarla vallahi elimden geldiğince güzel bir kupon çıkardım ama bakalım inşallah. Önemli olan sahada oynadığımız atların iyi koşması arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Ben hiç fazla sözü uzatmadan hemen programa geçeceğim. İnanın fazlasıyla yoruldum bugün. Birinci koşu saat 15.15'ten itibaren başlıyor. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim kursunda. Kalabalık arkadaşlar. Bugün hepsi kalabalık. 13 safkan var. Burada 3, 13 ekürü, 4, 6, 11 safkanlar da ayrı ekürü. Bu Maiden 1800 metrelik çim koşuda benim önereceğim safkanlar öncelik 8 onluk Kupage. Bir Winer Vazda temsilcisi Furkan Yüksel start alan bu safkan son güzel ikinciliğiyle benim ilk şans verdiğim isim. 7 nolu Black Illusion, bir Smart Robin temsilcisi Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkanda çimdeki son iki yarışındaki güzel iki tane dördüncülüğüyle burada da iddialı hale geldi. Yazılması gereken isimler arasında 11 nolu Lativa 2, bir astroloji temsilcisi. Astrolojide genelde kum pisti ağırlıklı gider ama bu safkan çim pisti biraz sevdi. Bir de iki tane de fedaileri var, iki tane ekür avantajı da ekstradan var. Buradan 4 ve 6. O olduğu için bence daha da şanslı hale geldi. O yüzden 11 nolu Latif of Two'yu Barış Kurdu ile yazalım. Bir de 1 nolu Derbişah, bu Yonagoshka'nın temsilcisi Sinan Özen'le start alıyor. Bir yarış gördü. İdmanlarında da canlılıklar başlamaya başladı. Bu safkanı bence hiç ıskalamamakta fayda var. Zaten anne kanatı bir sabırlı yani. Sabırlığını böyle kolay kolay fazla tayını göremeyiz. Çünkü çok sayılı taylılar verdi. Onlar da zaten gözükmüyor. Genelde böyle kısraklar oluyor. İşte damızlıkları da onları görebiliyoruz. 8-7, 11-1 arkadaşlar. Benim bu birinci koşu için önerdiğim safkanlar. Günün ikinci koşusu şartlı 3 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim kursunda 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben en azından bu gruptan daha iyi safkan olduğunu inandım. Daha iyi gruplarda söz sahibi olan 1 nolu Crazy Leon. Bugün apranti kilo indirimiyle Kaan Can Gökçe'nin binmesiyle bence bu safkan zaten bu yarışı bayağı iddialı hazırlandı. Ben kazanmasını bekliyorum. Çok uygun bir grupta koşuyor. O yüzden benim banko ismim 1 nolu Crazy Leon olacak arkadaşlar. Günün bir diğer koşusu 3. koşuya geldiğimizde şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 1200 metrelik çim kursunda. Burada da 16 safkan var. Hesapta işte 12 safkan düşürecekler ama ne zaman düşürecekler bakalım. Benim burada önereceğim safkan 1 nolu Aslan Turbo. Bu Turbo temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alıyor. Her geçen gün formunu daha da yükselten bu isim bana göre bu grubu geçmesi gerekir. Benim bir alternatif banko adayım da 1 nolu Aslan Turbo olacak Mustafa Çiçek'le. Eğer bu safkanın yanına at yazmak isterseniz rakip olarak da 3 nolu Kutup. Bu aralar iyi bir formuna kalmışken son güzel ikinciliğiyle bu Kazber temsilcisi Tolga Yıldız'da en azından 1 nolu Aslan Turbo'ya en ciddi rakip olarak öneririm. 1 nolu safkan ben de çok ön planda, rakipte ararsanız da 3 nolu Kutup'u öneriyorum bu 3. koşu için. Günün 4. koşusu şartlı 3, 3 yaşlı Arapların 1100 metrelik kum yarışında 4 safkan arası koşacak olan bu yarışta işte 4 safkan var, kolay değil. Ama ben burada 1 nolu Nal Dökenli ve 2 nolu Gülce Hanım, yani 1 nolu Nal Dökenli Kadir Tokaçoğlu da 2 nolu Gülce Hanım da Barış Kurdu'yla ki göstermiş olduğu performansıyla diğer iki rakibinden bayağı ayrılmış konumda. Yani büyük ihtimal, da, yani büyük ihtimal değil. 1 ve 2 mücadelesi fotoda sonuçlanır. O yüzden 1-2 yazalım. Bu yarışı rahat rahat seyredelim arkadaşlar. Günün bir diğer koşusu 2. altılı Gayan'ın açılışı olan bir 5. koşu Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim kursunda 13 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 5 nolu Uygur Bey'e vereceğim. Bu Rockmaster temsilcisine Mustafa Çiçek'le son güzel ikinciliğe benim ilk olarak önerdiğim isim. Daha sonra 2 nolu Reinig Free. Bir Yonagoshka temsilcisi Alaaddin Kürüntük'le start alan bu safkanlar çim pistte bayağı etkili yarışlar çıkarmaya başladı. Bence kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isim olur. 2 nolu Reinig Free. Daha sonra 7 nolu Elazığ Prensesi. Bir Astrakhan temsilcisi Muhammed Birbilgin'le start alan bu safkanda Maiden'ın gidiklisi haline geldi. Bayağıdır koşuyor ama bir türlü aradığı yarışı çıkaramadı. Bakarsınız bugün bir güzellik yapar. Muhammed Birbilgin'le 7 nolu Elazığ Prensesi'ni fotoya atabilir. Aman dikkat edelim. 6 nolu Bright Queen, bir Dr. Funk temsilcisi.
Sinan Özen'e start alan Mustafa Kanada ikinci yarışındaki güzel üçüncülüğü ve her geçen gün artan nefesiyle de güzel hazırlıklarıyla da bence yazılması gereken bir diğer isim olur. Altınolu Bright Queen ve son olarak da Onolu Matrons. Bu hakim temsilcisi Ali Cem Dağ Devri'ne start alan bu safkanda bence hiç ihmal edilmemesi gereken isim. Son iki yarışta çok güzel bir performans sergilen bu ismi de kuponlara yazabiliriz arkadaşlar. Yani 5-2-7-6-10 öncelik olarak şans verdiğim isimler arkadaşlar. Ama burada eğer 1-2 safkanı daha ilave edebilirsiniz. En azından şunları da söyleyeyim arkadaşlar. 9 nolu Markizi Kadir Tokaçoğlu'la 12 nolu 81 artık atının ismi de 81 koymuşlar ya, helal olsun onlara da. Barış Kurdu'yla hiç ihmal edilmemesi gerekir. Bir de 4 nolu Ufuk Baba bu line-up temsilcisi Bekir Mert Mırık ile en azından bu safkanları da geniş hat yazmak isteyenler için önerebileceğim isim. 5-2-7-6-10 önce 9-12-4'te daha sonra şans verdiğim isimler. Günün bir diğer koşusu 6. koşuya geçiş yaptığınızda handikap 16 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında. Evet, aşağı kadar iniyoruz. 15 safkan var burada da. Benim öncelik şans verdiğim isim çok uygun kilosu ve güzel hazırlıklarıyla 12 nolu Violent King. Bu King David temsilcisi bomboş kilosuyla Görkem Özçelik'le benim ilk olarak önerdiğim safkan. Daha sonra 4 nolu Handsome Man. Bu benim sürekli takibimde olan ve zaten sürekli veriyorum. Bu Invisible'ın Sinan'ın temsilcisi hem ekürü avantajına sahip 6 nolu Lord Admiral'la ekürü olan bu safkan yine bugün iddialı ve şanslı isimler arasında. 9 nolu My Little Knight. MC'nin düzelttiği Nevzat Avcı ile start alan bu safkanda yine güzel formuyla son güzel dördüncü ile yine burada da kendine şans aramasını beklediğim bir isim. 7 nolu Elibar çok formda tırnağın ucuna alan bir safkan. Kum pistte bu yılda zaten fişek gibi girdim maşallah dedim. Allah ayaklarını düz bastırsın bütün hepsinin. Alper Anoluk da yine kesinlikle ıskalamamak lazım. 7 nolu Elibar yine bu grupta iddialı. Bir de bunların yanına 8 nolu Rocky Boy. Bu Apro temsilcisinin Ahmet Uluk da mükemmel formuyla güzel hazırlıklarıyla bence yazılması gereken son isim olur. 12, 4, 9, 7, 8 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Bir sonraki koşu 7. koşuya geldiğimizde handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim kosunda 11 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği bu mesafede son yarışın güzel dereceyle kazanan 3 nolu Amiral Holt, bu Weiner Walzer'ın temsilcisi Ali Alpagut'la benim ilk olarak önerdiğim isim. Ben bu safkana çok ciddi rakip olarak da 7 nolu Fear Nothing'i vereceğim. Bu Smart Robin temsilcisini Barış Kurdu'yla her geçen gün formunu yükseltmeye başlayan bu isim 3 nolu Amiral Holt'un en ufak hatasını affetmeyecek konumda olan bir isim. 3-7 rakiplerine oranla bir tık da olsa ön planda tuttuğum isim bu iki safkan öncelik yazılmalı. Eğer bu orayı genişletme ve rakip arayanlara da öncelikle 9 nolu Dark Runner, bu Boşrangır temsilcisi Ali Can Dağ Devri'ne start alan bu safkanda yine aynı koşunun dördüncüsü, yakın ara dördüncüsü, bugün hiç hata affetmeyecek konumda olan bir isim. Ağır kilosuna rağmen bugün çok iyi yarış koşmasını bekledim. Yine 1 nolu Wild Bill, bu Justin Afomer'ın temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na start alacak alan bu safkanda yine işlemde ve performans olarak da iyi durumda olan bir isim. Yani istikrarlı bir durum var. Performanslara baktığınız zaman son 6 yarışı sürekli tabela içerisinde. Kesinlikle hata affetmez. Bir de 2 nolu Gold Road. Bu Golden Sun temsilcisi Halil Gün'le start alıyor. Son 2 yarışını üst üste kazanan bu isim yine formunda, yine güzel formunu devam eden bu isim de kuponlarda dahil edilmiyor. Ama 3-7 bende biraz daha ön planda çıktı. Daha sonra 9-1-2 olarak önereceğim rakip olarak. Günün 8. koşusu Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusu. Kısa vade 6-4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusuna geldiğimizde 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta bu mesafelerin iyi bir safkanı olan 2 nolu Nestor. Liner temsilcisi Tolga Yıldız da yine bu yarışı kazanması bence en normal, en doğrusu olur diye düşünüyorum. O yüzden 2 nolu Nestor, Tolga Yıldız da benim bugünkü kalem arkadaşlar. Bugünkü bankom 2 nolu Nestor olur. Nestor'un rakibini söyleyeyim, kendisi arkadaşlar. Kendisi, yani o kendisi hata yaparsa kaybeder. Onun dışında kaybedeceğini pek sanmıyorum. Günün 9. koşusu Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusunun bölünen bu ayağına geldiğimizde 14 safkan var. Ben burada 2 safkan arasında geçmesini bekliyorum ve 2 safkan arasında riske gireceğim. 3 nolu Koç Volkan, bu Smart Robin temsilcisi Nevzat Avcı da bence bu gruptan daha iyi bir safkan. Artık yavaş yavaş da olsa bu gruptan sıyrılıp meydana çıkmasını bekliyorum. Ama buna bir tek rakip vereceğim. O da ikinci yarışındaki güzel çim yarışındaki üçüncülüğüyle Ali Alpagut'a start alacak olan 5 nolu Özenger. Bu kaptan Rio temsilcisi de çok iyi bir kanatına sahip, anne kanatında bir Orpan gibi çok kalite bir aygının tayından, soyundan gelme bu isim. Bence hiç ihmal edilmemesi lazım. 3-5 benim bu ayakta sizlere önerdiğim safkanlar. Günün son koşusuna geldiğimizde handikap 14
4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik kum yarışında yine kalabalık mı kalabalık, 18 safkan var arkadaşlar. Ben buraya biraz kalabalık tuttum. Öncelik 7 nolu Oğuz Şah. Bu bilgin temsilcisi Bekir Mert Mırık ile start alacak olan bu safkan. Yine kum performansı iyi bir safkanın. Kesinlikle ıskalamayın. Bakmayın şimdi de gidiyor ama bu safkan kumda da çok etkili koşar. Hele bir de pisti ıslak bulsaydı süper gider derdim ama ama maalesef şu anda yağmur gözükmüyor arkadaşlar. 7 nolu Oğuz Şah'ı yazalım. Daha sonra 9 nolu Öz Çocuk. Bu Öz haber temsilcisi Onur Yıldız'a start alıyor. Son sıfırını ben hiç ölçü almıyorum. Bu safkan bugün kendine uygun bir grup buldu. 17 nolu, evet ekranda da yok ama bulacağız yine. Serden Geçer, bu da 6A temsilcisi, bomboş kilosuyla Halil Kaplan'la son güzel üçüncülüğün bugün devamını getirmesini bekliyorum. Hazırlık olarak da iyi durumda. Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isim olur. 17 nolu Serden Geçer. Tabii aynı koşunun bir de 10 nolusu var. Çünkü aynı yarışta ikinci olan 10 nolu Yener'de bu Şimşek'in nolu temsilcisi Tolga Yıldız'a yine kuponlarda yer alması gereken isim. 7-9, 17-10. Öncelik bu 4 safkanı kuponlara yazalım. Eğer buraya 1-2 safkanı da ilave etme gereği duyanlar için de yine iyi formu olan 5 nolu Çevik Soy, bu FM temsilcisi Sinan Özen'le ve ağır küresine rağmen 1 nolu Ateş Adası, bu Ateş Topu temsilcisinde Mürsel Kayış'la da bir çarpı atıp bayağı bir şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 7-9-17-10. Önce 5-1 daha sonra şans verdiğim için de. Hazır aklımdayken söyleyeyim, en azından şablonu da söyleyeyim. Birinci koşu 8-7-11-1. İkinci koşu bir tek. Üçüncü koşu bir, kazanmasını bekliyorum. Rakip arayanlara 3. Dördüncü koşu 1 ve 2 beraber. Beşinci koşu 5-2-7-6-10. Öncelik 9-12-4, daha sonra şans verdiğim isimler. Altıncı koşu 12-4-9-7-8. Yedinci koşu 3-7, önce 9-1-2, daha sonra şans verdiğim isimler. Sekizinci koşu 2 nolu Safkan Bankom. Dokuzuncu koşu 3-5. Son koşu 10. koşu 7-9-17-10. Önce 5-1'de geniş at yazmak isteyenler için önerdiğim safkanlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla, hoşçakalın arkadaşlar.